Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yapımcı ve sunucu Ersan Oral'la Pedal Pedal Anadolu başlıyor. Evet dostlar, Akçakoca'daki güzellikleri çekmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz izinden dolayı buradayım, bayram izinden dolayı biraz da uzattım kendi izinden kullanarak. Yaklaşık 15 güne yakın Akçakoca'da geçireceğim için Akçakoca'nın güzelliklerinden biri olan Fakıllı Mağarası'na bugün gideceğiz. Fakıllı Mağarası gerçekten ilginç bir yer. Bakalım hep beraber hem gidiş yolunu bir gözlemleyelim, nasıl gidiliyor, nerelerden gidiliyor. Onların doğal güzelliklerini de çeke çeke Fakıllı Mağarası'na kadar gideceğiz. Fakıllı Mağarası'nı da sizler için görüntüleyeceğim. Hadi hep beraber yola çıkalım. Evet dostlar, Akçakoca'nın Fakıllı Mağarası'ndayız. Fakıllı Mağarası'na yani ziyaret etmeden, giriş yapmadan önce bir abimiz burada, yetkili, görevli. İsminizi öğrenebilir miyiz? Mustafa. Mustafa abi, şimdi buranın tarihçesi hakkında ufak bir bilgi verecek bize. Hem de biz bilgilenmiş olalım. Buyurun. Burası arkeologların, uzmanların dediklerine göre 3 milyon yıldan fazla olduklarını söylerler.
Hala içeride bazı yerler farkındaysan görmüşsündür. Bazı yerler hala damlamakta, bazı yerlerde de olgunlaşmış. Şu anda açık olan kısım 15'te biri farkındaysan. Evet. Aşağıdan akan su gezilen köyün yerlerde... girişinde bir akarsu vardı. Ucu anda, oralara kadar gidiyormuş yani. Şu anda biz 350 metresini gezdik. Hı-hı. Tamamı 1500 metre. Hatta gelirken de siz de dereyi görmüşsünüzdür. Oradan burası bu su oraya akar. 1500 metre. Evet. Yani 1,5 kilometre neredeyse uzunluğu var. Evet. Yine Akçakoca Oteli'nin yanından denize akar deremizde. O derenin devamı. Yani. O derenin evet. devamı da bu suyun yani devamı. Evet, evet. Başka vermek istediğiniz bilgi var mı burayla ilgili? Ya köyle ilgili mesela. Köy, ne kadar, kaç kişi yaşar? Köyde 170 hane var. Yazın... Fakıllı köy olarak Fakıllı mı? Fakıllı köyü biraz dağınıktır farkındasın. Evler birbirlerine evet. yakın değildir. Onun için... Mesela bizim Paşalar Köyü'nde bir merkez var. O merkezin içinden yol geçer falan. Sizde hep evler dağınık var. Bizim aynı dağınık evet. bir Türk köylerine benzemez. Mesela yan taraf karşı köydeki Dadalı Köyü veya yan taraftaki Beyören Köyü farkındaysan hep bir evler birbirindedir. Evet, evet. Bizim burada öyle değildir. Bak, bir herkes kendi orada, arazisini yapmış. Herkes sanki, kendi arazisini yapmış. Biraz köyde. Sonradan mı kurulmuş bu köy? Burası 170-180 senelik bir köydür. Öbür köyler 800 senelik köylerdir. Evet, evet. En genç köy burasıdır. Abimize çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Fakıllı Mağarası'nda hep beraber bir gezelim bakalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet dostlar, Akçakoca'nın merkezinden Fakıllı Köyü'ne kadar, yani Fakıllı Mağarası'na kadar gelişimiz yaklaşık bir 5 dakika sürdü. Yani çok yakın merkeze. Akçakoca'ya gezmeye geldiğinizde ya da Düzce'ye veya ne bileyim Ereğli'ye, buralarda bir işiniz olduğu zaman mutlaka buraya görmeye gelin. Burası da çok güzel girişini yapmışlar. Harika gerçekten. Çok güzel, huzurlu bir köy. Çok sakin. Kuş sesleri mükemmel ya. Gerçekten kendinizi sıfırlarsınız yani. Tavsiye ederim buraya gelmenizi. Şimdi mağaraya doğru, aşağı doğru iniş yapıyorum. Ben de daha ilk defa göreceğim. Çok bahsini duydum ama Fakıllı Mağarası'nı görmek ilk defa bugün nasip olacak sizlerle birlikte. Hadi bakalım. Seyre devam edin. Ben de aşağı doğru inmeye devam edeyim. Thank you.
Vallahi dostlar, burası beni gerçekten şaşırttı. Yani bilmiyorum, belki dışarıdan öyle gelmeyip de yorum yapanların etkisinde mi kaldım? Burası ufacık bir yer dediler bana gelmeden önce. Yani onların yalancısıyım. Ama gelince gerçekten içeriği de görünce şok oldum. Daha da devam ediyor, daha yarısına geldik. Yani görüyorsunuz, mükemmel ya. Anlatmaya gerek yok yani. Neyse, ben yine çenemi kapatayım, siz seyre devam edin. Yine ayrı bir bölme burası. Bayağı uygarlık yaşamış gibi yani. Gerçi daha araştırmasını yapmadım ama burayla ilgili bir hikaye eğer bulursam internette onu da eklerim konuşma olarak inşallah. Şöyle bir geriye doğru bakalım. Harika. Şuradan bakalım, benim boyum bayağı alçak ama şuradan çıkalım. Vay, burada başka bölmeler de var. Oo. Aman yarabbim. Oo. Müthiş ya. Vallahi kim burası için ufacık yer demişse ya burayı gezerken yanlış yerden gitmiş. Ya harika bir yer gerçekten. Şok oldum ya. Böyle bir yer Akçakoca sınırları içinde olduğunu bilseydim çok daha önceden gelip gezerdim ve sizleri görüntülerdim. Emin olun. Tabi zemine çok dikkat edin. Evet. Az önce. Evet. Burada tabii ki bitiyor. Herhalde bitiyor diye düşünüyorum. Bazı yerlerde tavan çok alçak. Hani seyre daldığınız için kafayı vurma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Dikkat edin. Harika bir ortam yalnız onun dışında. Ha, ben kafayı vurdum, yok. Ben dikkat ederek geçtim. Özellikle şuradan bakın. Şuradan geçerken çok dikkat edin mesela. Böyle birdenbire hani bir yere dalıyorsunuz ya, odaklanıyorsunuz. O anda böyle mesela alçak bir yer denk geliyor. Kafanızı vurma riskiniz var. Şuradan geçeyim ben. Bu arada zemin müthiş kayıyor. Oh, al işte kafayı vurdum. Evet, demin de dediğim gibi gerçekten bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Bana anlatanlar eksik anlattı büyük ihtimal. Ya da onlar da yüzeysel öyle bakıp çıktılar. Farkında olmadılar bazı bölmelerini. Gerçekten büyülendim diyebilirim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gelip görün. Mutlaka gezin. Fakıllı Mağarası Akçakoca'da. Buraya da böyle bir platform gibi bir şey yapmışlar. Harika. Resim çektirmek için falan 10 numara ideal bir yer. Çok güzel. Çok güzel. Şuradan bakalım. Çıkmayı deneyelim tekrardan.
şu zeminler çok tehlikeli. Çok kayıyor. Evet. Bu arada bir şeyler düştü sanki. Yarası da olabilir tabii ki buralarda. Şimdi döndük dolaştık arkadaşlar. Yine başladığımız yere döndük. Yani bir O çiziyorsunuz ve çember şeklinde mağarayı dolaşıp buraya geliyorsunuz. Başladığımız yer burası. Vallahi ne denir ki? Yani böyle güzel yerleri bence gelip görmek lazım, gezmek lazım. Daha böyle irili ufaklı böyle yollar falan da var ama çok da böyle riske girmek istemedim arkadaşlar. Tabii mesela kafa feneri olup da buraya gelenler o bölmelere girip bakabilirler. Tehlikeli olmaz inşallah. Yine ben yol göstermiş olmayayım da ama. Durum bu. Gördüğünüz gibi Fakılı Mağarası bu arkadaşlar. Harika bir yer. Gerçekten gelin görün. Evet, geldik videonun sonuna. Dostlar, sizler için buradaydım. Fakıllı Mağarası Akçakoca'nın gerçekten güzel köşelerinden sadece bir tanesi. Daha nice güzellikler var Akçakoca'da. Hem Akçakoca'yı görmek, gezmek hem de Fakıllı Mağarası'nı görmek için adres çok basit. Zaten Google'da, Map'te arattığınızda burası hemen çıkıyor. Çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Vallahi gezdik gördük. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Gerçekten güzelmiş. Artık hangi uygarlıklar zamanında yapıldı, kimler yaşadı onu bir zahmet Google'dan aratıp bakın. Neyse. Yine başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.